Biz de geldik bugün malum Perşembe Cuma akşamı merhum ölülerimizin için kabirlere geldik, dua kurduk. Bütün vatandaşlara gelmişler. Doğrudur. Yani kaç seferdir biz bunu gündeme getirdik. Bakın görüyorsunuz mezarlar yola taşınmış. Yani geçen sefer de ben söyledim. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu şekilde mezarlıklar yoktur. 7-24 saat belediye personeli buradan gelip geçiyor. Belediye başkan yardımcıları gelip geçiyor buradan. Hiç mi bakmıyorlar? Burası yola taşınmış, hiçbir şekilde önlemi yok, duvar önlemi yok, bir set yok, bir bütün sıkıntılar şu an devam ediyor. Bakın ben bir konuya değinmek istiyorum. Şu an bir tane çeşmemiz vardı. İkinci çeşmemizde bir vatansever bunu yapmıştı. Şu an kesinlikle hiçbir şekilde aylardır su akmıyor. Vatandaşlar kovalarını alıp şu karşıdaki evlere gidip kendilerine su getiriyorlar. Bu da bizim bir ayıbımızdır. Biz bunu gündeme getirdik ama maalesef ilgilenen kurumlar yok. Şu an belediye ilgilenmesi gerekirken kimse ilgilenmiyor. Ben diyorum ki bütün vatandaşlarıma söylüyorum, yüksek kovadaki iş adamlarımıza, kendi mahallemizdeki iş adamlarına söylüyorum. Gelsinler benimle beraber biz bu mezarlığımızın komple çevresini duvarla örtelim, duvarını yapalım, 2-3 çeşmesini getirelim. Normal vatandaş diğer şehirlerdeki mezarlıklar gibi olsun. Ya bir yüksek vanın dışına çıksınlar, başka hayvana kadar çıksınlar. Eğer herhangi bir yerde böyle bir mezarlık varsa ben hiçbir şey demiyorum. Ya şimdi biz şu an kendi kendimiz biz sahipsiz bırakıyoruz. Bizim sahipsiz bıraktığımız ne dediğinde bizim bir kurumumuz var. Ya belediye var, karayolu var, bunlar niye çalışmıyorlar? Yolun güzergahına bakın, toz toprak içerisinde. Biz bunu her gün dile getiriyoruz. Ya su istiyoruz. Şu an normal insanların en doğal hakkı su yok, su. Yani belediye şu an bu suyu temin etmek zorundadır. Ya hiçbir bahane bulamaz. Mümkün değildir. Ben elime kazma kürek alsam, vatandaşım yanarsan 3-4 günde öbür taraftaki vadiden veya sulu yerden su getirin buraya. İş makinesi var, şey var, bu çeşmeleri niye açmıyorlar? Vatandaşlar gidip başka yerde, başka evlerden su getirmek zorunda kalıyor. Yani böyle bir hizmet yok. Kesin böyle bir hizmet yok. Bu mezarlığın komple çevrenin etrafına çevrilmesi gerekiyor. Bunu ben kendim vatandaşlara söylüyorum. Yüksekova'daki hayır vatandaşlara söylüyorum. İş adamlarına söylüyorum. Gelsinler birlikte biz burayı yapalım. Zaten şu an belediye çalışmıyor. Belediye görüyorsunuz hiçbir şey yapmıyor. Ben bunu 3-4 defa söyledim. Ya bir kurum nasıl bu mezarlığı bu şekilde bırakıyor? İslamiyet'in en değerli mukaddes şeyi mezarlıktır.
Ve bunu hala bu şekilde bırakıyorlar. Su yok, hiçbir şey yok, çöpler dolu, başıboş hayvanlar giriyorlar. Bu şekilde bırakıyorlar. 7-24 saat bu yoldan belediye başkanları gelip gidiyor. Yani bunu biz kendimizden artık utanıyoruz. Ya vatandaş gelip bize artık hakiki, yani sinirleniyor. Haklı olarak sinirleniyor. Ya bir çeşmesi yok, bir suyu yok, bir yolu yok, bir oturma yeri yok. Ya hiç oturma yeri olmaz mıdır mezarlıklarda? Bütün yaşlılar geliyor, herkes yoldadır. Bir, görüyorsunuz, bakın şu güzergaha bakın. Mezarlıklar yola taşınmış. Böyle bir yer var mıdır Türkiye'de? Ben soruyorum. Kendime soruyorum, yetkililere soruyorum. Ya yetkili kimdir? Yetkili çalışan insan demek. Yani gel bakın bu yola bakın. Bu böyle olmaz, kesinlikle olmaz. Bizim sessizimizi duyan her vatandaş, duyarlı her vatandaşımız, Yüksekova'da olsun, başka yer olsun, gelin benimle beraber biz bu mezarlığın etrafını yapalım, 2-3 tane çeşme getirelim, sularımız aksın, vatandaşlarımız perişan olmasınlar. Yani ben bu anne babamın mezarına gelmişim, dua okuyacağım, okuyamıyorum. Vatandaş soru soruyor, ya utanmıyor musunuz, niye bunlar böyle, niye su yok, niye yol yok, niye duvar yok diyorlar. Ben son defa şunu söylüyorum, yetkililerden ricamız şudur veya zengin vatandaşlarımızdan, durumu iyi olan vatandaşlarımızdan, ölüsü olan vatandaşlarımıza gelsinler benimle beraber biz bu mezarın etrafını yapalım, suyunu da getirelim, bu bitsin artık. Gerçekten bu bir çile oldu artık Yüksekova'da. Şuradan kızın yola bak. Kadın geçemiyor. Şuradan kadın geçemiyor. Bu yoldan da sıkıldığımız durumuna geliyor bir şekilde. Geçemiyor. Yıl önce kızım vefat etti ve 3 yıldır mezarlığa her perşembe günü geliyorum. Şu anda mezarlığımız tamamen dolmuş bir durumda. Artık yol kenarlarında dahi mezarlar var. Bir an önce yetkililerden tek isteğimiz bu mezarlığımıza bir düzen vermeleri, bir duvar örmeleri. Hele perşembe akşamları çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Özellikle belediyeden şunu istiyoruz, en azından perşembe akşamları biz suları açık bıraksınlar. Çeşme var ama maalesef susuz. Şu anda bütün vatandaşlarımız aynen dışarıdan su getiriyoruz. Mermerci'den, komşulardan, mezarlıktaki bulunan komşulardan su alıyoruz mezarlarımıza. En azından çiçeklerimizi sulayabilelim, mezarlığımıza bir sahip çıkalım. Yetkililerimizden tek isteğimiz bu. Bir an önce çevre düzenlemesini istiyoruz özellikle çünkü çok düzensiz şu anda